Ecevit de zamanında Kartal'la Renault 2 kullanıyormuş makam aracı olarak. Vay anasını. Bugün de bir makam aracımız var. Yani aynen. DS7 Fransa Cumhurbaşkanı'nın kullandığı işte makam aracıymış. Sinan aynen. da paylaşmış videosunda. Aynen. Ben doğrudan gördüm. Bir iki yerden daha duymuştum. Yani enteresan bir detay. Tabii ki haliyle hani Fransızlar için evet. en lüks otomobillerden birisi. Aynen öyle. DS7 Crossback. Haliyle adam onu kullanıyor. Çok da mantıklı. Güzel bir seçim. Bir dönem bizde de böyle hani yerli diye Renault 12'ler vesaire evet. kullanılmış. Şimdi evet. her ne kadar Alman kullanıyorsalar da bir dönem öyle bir şey yapılmış. Bu arada arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hava gördüğünüz gibi. Çok güzel bir günden merhaba. Evet, bizim her zaman gibi çekim şansımız mı diyelim ne diyelim. Evet. Mümkün mertebe dış mekan kullanmadan çekimleri yaptık. İdare edin bugünkü çekimle alakalı detaylara. Sizden tek ricamız o. Neyi bugün karşılaştırıyoruz? Ne yapıyoruz? Burada çok ilginç otomobiller var. DS7 Crossback evet. ve Tiguan Allspace. Allspace aynen öyle. Yani bu işte SUV olayı aldı başını gitti. Tabii tabii. DS ne? Kısaca hemen ondan bahsedelim. DS, PSA grubunun lüks markası. Aynen. Yani o şekilde bir konumlandırma yaptı. İşte Peugeot, Citroen diyelim, PSA grubu. Ha bunu niye yaptı ya da uzun vadede ne kadar iş yapacak onları görüyor olacağız. Çünkü sadece hani ülkemiz özelini değerlendirmemek gerekiyor. Ne kadar etkili olacak. Yani biliyorsun önceden Citroen DS evet, evet, diye geçerdi. O şekilde yapmak yerine bambaşka bir markaya çevirdi. Yani burada biraz şey havası var. Yani işte nasıl ki Volkswagen grubunda işte Porsche'si, Audi'si daha lüks tarafı tutuyor. Evet. Burada da hani Fransızlar öyle bir adım atmak istediler. Umarım. Bakalım uzun vadede göreceğiz olan biteni. Tasarımlara bakarsak sence nasıl Alper? Tiguan direkt böyle hani tanı diyoruz. Gözümüzü kapatsak biraz evet. dokunsak sağına soluna. Evet bu Tiguan diyebiliriz. Bu Volkswagen, Volkswagen diyebiliriz. Yani. Aynen öyle. Ama DS tarafına bir bakıyorsun abi. Yani bambaşka bir tasarım. Evet. İşte elmas kesim diyorlar buna. Sen de görmüşsündür, duymuşsundur. Elmas kesim. Arabanın her yerinde elmas kesim detayları görebiliyorsun. Arabanın hatlarında olsun, işte far grubunda olsun böyle evet. ilginç detayları var. İlginç hatları var. Elmas takıntısı olmuş hatta evet. tasarımcıda. Her detayını dediğin gibi var. Yani her yerinde var. Böyle sevmeyen biriysen biraz çünkü baklava dilimini anlatıyor. Evet, evet. Dışarıdan çok şık görünüyor bence. DSD'yi evet. ben de çok beğendim. Ama içerisini ben kendi adıma hani konuşayım çok beğenmedim. Evet. Ben klasik şu kadran görüntüsünü görmediğim bir otomobili sevmiyorum abi. Evet, evet. Net yani. Hani evet. Orada böyle işte baklava dilimleri falan filan çağrışımı uyandırıyor. Bende bir elmas uyandırmıyor yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bizim aklımızda baklava geliyor maalesef. Baklava evet. Yani Türkiye şurada ulan gidip yiyelim bir porsiyon hesabı. Böyle kötü çağrışımları uyandırıyor evet. bizde. Yani evet. tasarım konusu özetle hani görecelidir. Ben DS diyeyim. Hani bu anlamda dış tasarımını çok beğendim. Ama iç tasarımda yani bence çok etkileyici değil. Yani Tiguan bile benim gözümde daha iyi geliyor. Hani bu tasarım bence daha şık, daha böyle derli toplu ve klasik hani dijital de olsa kadran görünümünü evet. görüyor olmak benim hoşuma evet. gidiyor. Evet. Şimdi çok kısa bir anekdot. Hani ilk arabayı aldım böyle. Hani o farların böyle bir ilginç hareketi var ilk karşılamada evet. böyle. Ya dedim ki yuh böyle hani dönüyor bir şeyler oluyor bayağı kendi içinde böyle. Evet. Peki ergonomi konusunda nasıl bu ikili? Ya şimdi bir kere Tiguan içerisine girdiğimizde hani dedim ya tasarımda dış evet. tasarımda olduğu gibi burada da her şey yerli yerinde. Hani eline attığın zaman nerede ne olduğunu görebiliyorsun. Daha kullanılması kolay bir tasarım var bu içeride. Ergonomi konusunda da erişimde de burası daha avantajlı görünüyor. Çünkü çabuk alışıyorsun burada. Evet. Herhangi bir şeyi altını hemen elini uzattığın zaman görebiliyorsun. Ama DS'de öğrenmen lazım. Evet. İşleri biraz daha böyle çalışman lazım. Ders çalışır gibi öğrenmen lazım. Alışmak lazım. Aynen özellikle. Dediğin gibi yani Alman klasiği abi. Bu adamlar sevmiyor böyle. Büyük değişimleri sevmiyor. 10 yıl önceki arabasına bin. 10 yıl sonra muhtemelen evet. Tiguan'a bin. Çok farklı olmayacak bunlar. Yani evet. bunlar bazı böyle oturmuş kalıplaşmış şeyleri evet. Tamam diyor. Bu şekilde okey diyor. Herif değiştirmiyor. Böyle evet. kalıyor yani. Hı-hı. Buradaki vitesin önündeki mesela hani eşya gözü çok büyük ve hemen böyle elinin altında. Evet. Buradaki bardaklar güzel yine. Aynen. Ama DS'de benim hoşuma giden nokta şu. Yani şu ara birim daha yüksek.
Evet. Hani o bence kesinlikle daha böyle premium hissini, kalite algısını yükseltiyor. Hani bulunduğun kokpitte. O detay hoşuma gitti. Ve buna ek olarak da hani orası yüksekte olduğu için de biraz daha böyle kullanışlı bence. Böyle eşyaları koyup işte almak daha pratik oluyor, kolay oluyor. Ve kolçak bayağı büyük orada. Evet. Biliyorsun. Evet. Bayağı bayağı böyle bir şeyleri koyabilirsin. Ben 3 litrelik şeyleri koydum oraya yani. Vay be. Rahat bayağı rahat, iyi yani. Geniş geniş. Evet. Isıtma soğutma da var. Bayağı evet. Olay yani. Bunun mesela kapı içindeki gözler ona göre evet, biraz daha biraz iyi ama. Daha iyi. Yani toplama baktığında hakikaten orası daha iyi. Burada... Yani Volkswagen grubundaki birçok zaten markada var olan bir detay benim hoşuma gidiyor. Koltukların altındaki çekmeceler çok güzel evet, bence. Evet. Hani gizlemek istediğin bir şey. Aynen öyle. Fırt diye koyuyorsun abi, güzel oluyor. Orada benim yani DSG'de de benim beğenmediğim detaylar bir tanesi, her şey orta konsolda. Yani hani böyle cam açacağım, elim sağa gidiyor böyle evet. Cam ama orada yok aslında bu tarafta. Evet. Hani DS5'te de kullanmıştık biliyorsun. Her şey aynen. Burada. Uçak kokpiti gibi böyle her yer, her şey burada. Her şeye buradan müdahale ediyorsun. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Hani böyle buradan değil de böyle elim gidiyor diyorsun. Aynen. Kapılara. Elim kapıya gidiyor bir kere. Keşke kapı da olsaydı. Evet. Hacim nasıl Alper sence? Şimdi Tiguan'ı iki farklı seçenek olarak alabiliyorsun. Evet. Allspace aldığın zaman işler bu tarafta çok iyi. Hacim evet. Konusunda burası gerçekten çok iyi. Arkada oturduğun zaman zaten bunu net bir şekilde görebiliyorsun. Gerek diz mesafesi, gerek baş mesafesi, gerek iki ekstra koltuk olsun. Bunun avantajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. Zaten boyutlara baktığın zaman aks mesafesinin Tiguan Allspace'de olduğunu görebiliyorsun. Ama normal standart Tiguan aldığın zaman DS7 daha avantajlı, daha evet. iyi bir konumda oluyor. Yani aslında özetlersek durum şu şekilde. Allspace standart Tiguan'dan daha uzun, daha evet. büyük boyutlara sahip, daha iyi aks mesafesine sahip. DS7 de standart Tiguan'la Tiguan Allspace'in tam arasında bir boyutlara sahip. Evet. Yani böyle bir durum var. İkisinin ortalaması diyebiliriz. Hacim beklentiniz fazlaysa bence Allspace çok mantıklı. Ama ya bu kadar hacime de gerek yok dediğiniz zaman da standart Tiguan'da da gayet bence güzel bir hacim var. Durum özetle bu şekilde ama boyut anlamında Allspace'in DS7'ye çok yakın olduğunu gördük teknik evet, verilere baktığınız evet. zaman. Yükseklik, genişlik ve uzunluk bakımından çok çok yakın Allspace yani Tiguan Allspace ile DS7 Crossback. Hemen hacimden bahsediyorum. Şimdi arkada iki koltuk var dedik. Hani orada çok böyle benim boyutlarımda insanlar oturamayabilirler. Yani rahat üçüncü uzun yol. Sıradan bahsediyorsun. Aynen üçüncü sıradan bahsediyorum. Yani uzun yolculuk yapamazsınız. Yapsanız bile orta koltuktaki insanların diz mesafesi bayağı kısılıyor öyle söyleyeyim. Ama bagaj olarak kullanırım dersen 760 litrelik bir bagaj hacmi var orada. Bayağı. DS7'de ise 625 litrelik bir bagaj hacmi var karşımızda. O da hiç fena değil. Aynen o da hiç öyle. Fena değil. Şimdi diyelim ki iki kişilik bir alan daha istemiyorsun ekstradan. Üçüncü sıradaki koltukları yatırıyorsun ve orta sıradaki koltukları geriye çektiğin zaman orada bayağı geniş bir alan var. Zaten hani arkaya geçmeden önce de kapılara baktığın zaman bir ekstra uzun. Evet. Yani evet. onu burada hani şasinin uzun olduğunu, boyutların uzun olduğunu zaten görüyorsun. Ve içeri bindiğin zaman koltuklar daha iyi bir diz mesafesi veriyor, daha iyi bir baş mesafesi veriyor ve koltukların sırtlıkları da yatıyor, evet. ayarlanabiliyor. Evet. Uzun yolculuk yapıyorsun, yatır koltuğu rahat rahat, hani evet. bacak bacak üstüne bile atabilirsen, öndeki şoför çok rahat kullanmayı evet. sevmiyorsa, orada rahat rahat yol alabilirsin. Yani şimdi Fransa Cumhurbaşkanı'nın hani kullanıyormuş bir evet. adam kompakt SUV kullanıyor. Bence çok mantıklı yani kompakt evet, evet. SUV'lar makam aracı kullanımları için oldukça mantıklı. Tabii ki işte Mercedesler, S serileri vesaire onlar hani sedan havası böyle daha ağır başlı, daha konforlu süspansiyon yapısıyla da iyiler ama evet. burada ergonomi olarak çok iyi. Yani arkada bir de yolculuk yapacaksan arka evet. taraf çok ferah. Evet, evet. Tiguan'da bu arada DSD'ye göre biraz daha iyi çünkü camlar bayağı büyük. Evet. Arkası bayağı ferah, geniş. Rahat yani bir Allspace'i de alırsan bunu da biraz öne çekersen arkada dediğin gibi yayla yayla gidersin yani aynen bayağı öyle. Bayağı. Aynen öyle. İyi bir hacim seni bekliyor. Hatta farklı kombinasyonlar yapıp işte ne bileyim 3. sıraya otur, ayağını evet. uzat falan filan böyle evet, evet. bayağı abartabilirsin yani. Onu demek tabii. istiyorum. Hani bu konuda hakikaten çok iyi. Tiguan, Allspace ve DS7'nin de kötü olduğunu söyleyemeyiz. Arka koltukların işlevselliği bence bu araçları evet. iyi yapıyor yani. Evet. Arka tarafta iddialı yapıyor. Yani arka koltukları işte ileri geri hareket ettiriyorsun, yatırabiliyorsun. Hatta DS7'de bunu elektrikli yapıyorsun. bu gibi detaylar oldukça işlevsel kılıyor bu araçları bence. Şimdi burada İki tane büyük ekran var ama DS7'deki daha büyük bir ekran. Evet. Burada da hani şeyden alıştığımız, Volkswagen Group'tan alıştığımız bir büyük ekran yer alıyor. En büyüğü aslında. Evet. Şimdi burada ilk avantaj aslında buranın temassız kontrol edebiliyor. El hareketlerinizle kontrol edebiliyorsunuz bu ekranı. Ama büyüklük açısından baktığımızda DS7'deki daha büyük bir ekran. Ama kullanıma geldiğimiz zaman işte yine burada
işler biraz daha değişiyor. Hı-hı. Niye? Çünkü hani burada birçok opsiyon böyle rahat rahat ve dokunmatik hassasiyeti konusunda menüler değil. Büyük ayarlanmış. Evet, evet. Bir de çok basit. Aynen yani öyle. Hani çok kompleks değil. Böyle teknolojiye aşina olmayan insanlar çok daha kolay alışabiliyor buna. Aynen. Bunun öyle bir artısı var. Bir de ben konum olarak bunu daha çok beğendim. Evet, evet, elin DSD, altında oluyor. DSD dediğin gibi daha büyük, daha güzel de duruyor. Daha şık da kılmış durumda içeriği. Evet. Ama bu daha yakınında. Bunun da öyle bir artısı var. Onu da muhakkak belirteyim arkadaşlar. Evet. Orada benim sevmediğim, hani özellikle bahsettiğim havalandırma ayarları orada PSA grubundan alıştığımız gibi artık ekrandan yapılıyor. Aha. Yani o havalandırma ayarlaması zor ya. Evet. Zor yani dokunmatik oradan olarak. Oradan oraya geç, oradan oraya geç falan. Bayağı kompleks dediğin gibi. Burada abi fiziksel. Hemen fiziksel burada ildi. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Bence her de. Şey normal yani. O konuda katılıyorum sana, haklısın. Nasıl gidiyor? Sen bir de onu söyle bakalım. Şimdi burada 1.10'da 4 litrelik TSI. Ya. Evet 1.4 TSI motor var. 150 beygir güç ve 250 Nm tork değerine sahip. Evet. Yani hani DSG şanzıman var. Geçişler miçişler bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi durumda. Sen de kullanıyorsun bayağıdır. 0-100'ü 9.5 saniye 9.5 burada. Saniye. Bence gayet iyi yürüyor. Yani motor şanzıman kombinasyonu burada boyundan büyük işler yapıyor. Böyle bir gövdeyi hareket ettirme konusunda kesinlikle karamsar değil. Motor çok iyi. Şanzıman çok geçici. Çift kavrama bildiğin gibi. Evet. Çok hızlı. Hani evet. Bir yarış şanzımanı esasında. Bu temelli bir şanzıman. Yani eski DSG'lere göre de bu arada daha iyi olduğunu muhakkak belirtelim. Zaten Volkswagen de bunun altını çiziyor. Yani çift kavrama biliyorsunuz. Revizeler biraz daha, var. Evet. Nazlı oluyor. Nazik oluyor. Bundan dolayı da bu gibi böyle kullanımlarda hani bozulma opsiyonu, özellikle performanslı bir kullanım seven biriysen bozulma ihtimali artabiliyor. Ya tamam, tam otomatik şanzımanlar daha uzun ömürlü. Buna biz de katılıyoruz. Doğru ama bundaki sürüş keyfi de hiçbir şey bambaşka, bambaşka. Şimdi gelelim konfor konusuna. Şimdi orada Fransa Cumhurbaşkanı boşuna seçmemiştir arabayı diye tahmin ediyorum. Evet. Konfor orada daha iyi. Yani DSD Crossback'de daha iyi. Böyle bayağı zıplaya zıplaya böyle şey yumuşak yumuşak gidiyorsunuz işin özeti. Evet. Burada biraz daha böyle konforlu. Evet. Biraz daha ona göre sert, sert bir yapı var. Evet, evet. Bu da hani sürüşe biraz yansımış gibi görünüyor bence. Hani gövde salınımı konusunda bilmiyorum. Sen daha şu an daha iyi test ediyorsun. Görüyorsun. Şimdi hemen şeyi de söyleyeyim bu arada. Yakıt tüketimi de 9.5 onlarda dolaşıyorsun bu kombinasyonla. Ortalama olarak yani çok dikkat etmeden 9.5 onlarda dolaşabiliyorsun. DSG'de de bundan bir tık daha fazla yakıyorsun genel olarak. Hani aynı kullanımda. Yani burada 9.5 10 iken orada 10-11 litre arasında geziniyorsun. Onu da muhakkak belirteyim. Konfor yol tutuş konusunda dediğin gibi yani DSD biraz daha böyle o sürüş modlarının da yardımıyla daha farklı karakterleri bürünebiliyor ama çok o sürüş modlarının da büyük bir etkisi yok. Onu da muhakkak belirteyim. Konfor konusunda dediğin gibi evet biraz daha iyi ama yani bundan çok böyle aman aman büyük bir farkının olduğunu da söyleyemem ben kendi adıma. Yani süspansiyon sönümlemesi vesaire burada oldukça iyi ama DSD'de biraz daha böyle o salınımları dediğin gibi hissediyorsun. Evet. Çukurlardan geçerken biraz daha böyle sessiz çalıştığı durumlar olabiliyor. Bunda mesela sert bir çukurdan geçtiğinde kabine işte süspansiyonlardan vuruntuvari sesler duyduğun pozisyonlar olabiliyor. Ama genel anlamda bence hani konfor bakımından ikisi arasında bariz böyle büyük bir fark yok Alper'cim. Yalıtım anlamında da birbirlerine çok yakın olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta yüksek hızlarda hani Tiguan'ın burası kabini biraz daha sessiz. Yalıtım demişken de DSD Crossback'te çok dikkatimi çeken noktalardan birisi havalandırma. Biraz fazla sesli çalışıyor. Evet, evet. Ben o konuda biliyorsun biraz takıntılıyım. O da çok dikkatimi çekti. O tarafta yol tutuş anlamında ama bence burası daha iyi. Yani virajları attığın zaman, limitlerine çıktığın zaman tabii burada daha iyi Tiguan olduğunu biraz daha böyle güven veriyor ve biraz daha kararlı, biraz daha net tepkilere sahip ve direksiyon iletişimi muazzam. Arazide nasıl bu abiler? Arazide 4x2 sonuç olarak bunlar ama hani Tiguan'ın burada hani dinamik yapısını daha net bir şekilde hissedebiliyorsun. Konfor istiyorsan o tarafta işler biraz daha iyi. Ama burada gayet eğlenceli yani 4x2 alıyorsun ama kapat şeyi de abi hatta şu nedir o çekiş kontrolü ekrandan kapanıyor. Ondan sonra bunu hafiften böyle oynuyor oynaya git yani. Hani bu abi o konuda gerçekten iyi. Bu gibi bir hani hafif arazi dediğimiz tarzda bir yerde kullanım yapabiliyorsun. Böyle çok
büyük engebelerin olmadığı yerlerden geçişler de yapabiliyorsun. Hı hı. Ama hepsi o kadar. Yani evet. Bunu biraz abarttığın zaman Amor'u bul ya da işte ne bileyim L200 vesaire bul, gelsin seni çeksin yani. Başka aynen. Türlü. 7 kişi mangala bu. Gidiyoruz abi. Evet. Kuru havada mangal evet. Yapacağız. Yükle abi her şeyi. Evet. Git tamam işte bu kadar. Yani aynen, bundan aynen. Çok bir şey beklememek çok lazım. Abartmamak lazım. Aynen. Ama işte bir Golf'e göre kesinlikle biraz daha tabii fazla ki. Opsiyon var yani. Tabii onu ki. Demek istiyorum. YSD tarafında da ona keza öyle. Evet. Yani çok büyük bir beklenti yoksa hafif arazide de özetle hem DS'de işte onu çözüyor. Hem de Tiguan'da işini evet. Görüyor. Kalite algısı nasıl sence? Ya şimdi yine burada DS premium bir yapıya bürünmüş. O çaba evet. Var orada. Evet. Hani içeride görüyorsun o baklava dilimi vesaire dediğiniz zaman deri kaplama. Her yer böyle deri kaplama. Koltuklar olsun, işte keza şeyler olsun, döşemeler olsun. Her yer deri kaplama ve dikiş detaylar var. Evet. Hani oraya bakınca biraz daha burada kaliteli bir şey görüyorsun, algı görüyorsun ve bunların rengi değişiyor. Evet. Şekli değişiyor. Yani örnek veriyorum, arabayı komple Alcantara alabiliyorsun mesela. Evet. Ama fiyatı verirsen, 20 tamam. Küsür lirayı verirsen evet. Alcantara alabiliyorsun. Yani kalite demişken bence hemen orayı bir zıplayalım DS'i diye kaliteye oradan devam edelim. Şimdi yine oraya baktım. Tam böyle camı kapatacağım. Yine oraya baktım ama burada. Evet. Aynen öyle. Yani cam olayları, her şey burada bak. Buraya toplanmış. Kristaller eşliğinde bizi beklemekte evet, pırlanta. Evet. Her yerimiz pırlanta. Yapacak bir şey yok. Burada böyle, böyle kaplamalar falan var ama ben evet. Bir şey söyleyeceğim. Gündüz böyle güneşli bir havada sürün. Buradan abi direkt gözüne yansıyor. Abi onu şimdi düşünemediyse şimdi neyse kayıttayız. Ben şey yapmayayım. Yani kaliteden bahsediyorduk. Ona ne demeli sence? Kalite abi işte baklava desenleri var burada böyle baksana dikişli abi. Mikişli böyle. Baksana bayağı canlı abi. Yani. Abi lütfen. Abi selam, saygılar abi. Her yerde. Cumhurbaşkanı abi. Cumhurbaşkanı merhaba. Abi merhaba. Diye gidiyorsun ama gerçekten iyi. Bayağı iyi yani hani bu konuda. Bu anlamda kalite algısı bakımından Tiguan'ın üstünde. Evet. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirsin. Hatta yurt dışında bazı işte video bizim meslektaşlarımız Volvo XC60'la vesaire karşılaştırmış. Evet, evet. Yani o konuda kalite konusundan gerçekten ona yaklaşmış durumda olduğu söylenebilir. Evet. Şimdi burada sadece burayla da bitmiyor. Hani konsolla da bitmiyor. Böyle geriye doğru. Evet. Abi arkada da var. Evet, yani evet. Arkada kapı işlerinde de var. Her evet. Yerde var yani bu. Baksana şu detaya falan. Bu detaylar çok çok güzel. Şimdi burada Fransız. Lütfen. BRM Fransız lütfen. Kendi markasını tabii, tutuyor. Tabii tabii. Örnek belki veriyorum. Şu da belki şey Fransız. Tabii. Ondan emin değilim de. Fokal ses sistemi aldığın zaman Fransız. Aa, tutucu adam abi herkes. Herkes tutuyor. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı'na kadar bak ne güzel koruyor aynen kendi markasını. Aynen çok öyle. Çok güzel bir nokta. Her şey böyle burada elinin altında. Yani biraz böyle şimdi şeye bunun mesela bu kokpiti Volkswagen grubundaki işte Audi'lere vesaire benzetenler var. Hı-hı. Yani bayağı bir benzeten var. Yani bende de andırmadığı değil. Hatta şurası böyle Porsche'lere de benziyor biraz. O konuda hani haksız sayılmazlar. Evet. Ama tasarım konusunda yani çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hı-hı. Hem içerisiyle hem dışarısıyla yani Tiguan'dan bence daha iyi. Tek takıldığım nokta benim bu gösterge. Gösterge yok yani, olmadı. Hani, bu göstergede bir klasik kadran görünümü. Ben kendi adıma isterdim. Keşke evet. O da olsaymış arkadaşlar. Sana bir yazılımla onu bir kadranları koyalım oraya hemen. Evet, evet. Ekran çok büyük, çok güzel. Evet. Ama uzak. Uzak. Yani havalandırmaya gideceksin şuradan. Şu uzak. Buna çok takıldım. Aynen öyle. Araba içerisinde sürekli böylesin. Sürekli. Buraları aradım. Buralara koysaydın abi. En çok en güzel olur tuş bu zaten. Abi farklı yani. Olacak lütfen. Lütfen. Farklı lütfen. Olacak. Orada bir kere altını çizelim onu. Ya bak şu göz çok güzel. Anahtar vesaire evet. Koyuyorsun. Tamam. Evet. Ama şurada bir de ufak bir joystick olsa her şeyi çözdün. Olaymış süper olur. Her şeyi çözdün ya. Burada ile evet. Alakalı her şey bitti. Hiçbir sıkıntı evet. Kalmadı yani. Hani böyle şeylere biraz evet. Takıldım ben abi. Yalan yok yani. Bunlar da olsaymış evet. Tam o hani o premium havasını evet. Tam anlamıyla verirmiş. Aynen. Bence. Şurada mesela ayrıdan tuşlar konmuş. Dokunmatik evet. Ama ya en azından şöyle bastığın zaman hani titret ya. Hani evet. Bastın mı acaba? Evet, ben evet. Çok emin olamıyorum. Bak, kıracak gibi oluyor söylüyorum. Aynen. Oldu mu şu acaba? Çok güzel. Ama ben bunu 3 saatte bu falan buldum. Bayağı aradım yani. Bu. Nereden açıyorduk? Ses nereden açılıyor falan. Ben. Bayağı olay oldu. Evet. Güzel yani. Çok farklı ve şey bir tasarım, tarz. Ama algı olarak mesela Peugeot yeni nesil 3008'i, 5008'i kullandıysanız
algı olarak, sürüş algısı olarak onlardan çok farklı. Buraya yakın. Hatta proporsiyonlar bile içeriden çok yakın. Bak hani 3008'de oturuyor gibisin. Şuraları evet, falan evet. Şuradan bakınca. Vites. Aynen vites zaten. Hani tasarım olarak zaten aynen. Benzer birçok detay var da. Algı olarak da, his olarak da sürüş sırasında onu çok fazla çağrıştırıyor. Sürüş kalitesi nasıl sence burada? Ya burada konforlu bir sürüş. Kesinlikle evet. Sahip oluyorsunuz. Yani hani daha dinamik bir şeyler arıyorsanız farklı bir seçenekler var. Evet. Burada ama konfor 10 numara 5 yıldız. Evet, evet. Sürüş modlarında konfora da aldığınız zaman biraz daha iyi oluyor. İşte evet. Aktif scan suspension sistemini aldığınız zaman daha konforlu oluyor. Evet. Abi Cumhurbaşkanı seçmiş ya. Biz aynen. Ne konuşuyoruz? Biz ne konuşuyoruz? Bu arada sürüş modlarından hani sportu seç Alper. Ya değişim oluyor. Gaz tepkisi değişiyor. İşte süspansiyona manyetik bir iletimle bir tık daha bildiğim kadarıyla sertleşme vesaire gibi şeyler oluyor. Direksiyon daha ağırlaşıyor. Evet. Ama böyle yine de atıyorum bir işte Tiguan bu karşılaştırmadaki rakibi Tiguan'ın netliği olmuyor. Böyle viraja sert at. Bir biraz atıyorsun böyle gidiyoruz yani. Çık, yani biraz böyle yattı mesela şimdi. Tabii yani hem gövde salınımları hem böyle kayma eğilimleri biraz böyle kendini evet. Hissettiriyor. Evet. Açıkçası biraz tedirgin de ediyor. Ama bu çok çok böyle rahatsızcı bir boyutta olmasa da yani dediğim gibi bak şu anda kapalı ufaktan bir açtı. Yine yani dediğim gibi ben hani bunu aldıysam yani bir SUV aldıysam zaten çok böyle zaten performanslı düşünmem. Bundan dolayı da bu noktası çok büyük bir handikap değil bence DSD Crossback. Kulakçıkların yeri biraz biraz olmamış biraz hocam sanki ya. Olmamış sanki. Yani onu nasıl yapsak? Her şey iyi de yani bu olmamış. Tiguan'da direksiyonda yani. Yani elin Tiguan'da. Altında nerede ne yapacağını evet. Biliyorsun. Evet. Ama bunda şurada mıydı? Neredeydi falan derken unutuyorsun yani. Gerek yok abi. Gerek yok abi. Yani bak 308 çok çok iyi. Yani evet. Gerçekten çok kaliteli bir sürüşü var. Çok evet. iyi bir yol evet. tutuşu var. Evet. Ama yani bu ondan bağımsız yani. Yani bu onun o DNA'sından veya karakterinden bence yoksun. Çok iddialı bir yol tutmak gibi bir şeyi amacı pek yok. Evet. Tiguan'la mesela biraz böyle golfe benzeyen bir karakter görebiliyorsun evet. Yol tutuş anlamında. Ama bunda o taraftar çok yok abi. Yok abi. Aynen öyle. Sakin, sessiz. Gidelim daha baba böyle. Diyor. Aynen sıkıntı öyle. Yok diyor. Böyle düz gidelim ama yani. Sürekli aynen. Düz gidelim böyle konforlu. Ama hakikaten böyle yani sporttayız şu an. Yine de böyle salınımları hissediyorsun. Aynen. Konfor al mesela. Konfor daha da bir abi. Böyle çukurdan, ıvırdan, zıvırdan geçerken. Jöle gibiyiz. Aynen. Aynen. Böyle ne bileyim işte şehir içinde böyle bumplar vardı ya. Evet. Onları bayağı bir hissettirmiyor. Yani rahat bayağı rahat. Bir bu konuda iyi. Ama büyük jantlı versiyon alırsan o jant vuruntularını vesaire duyduğun pozisyonlarda olabiliyor. Evet. Bunu da mutlaka belirtelim. Şimdi, nasıl bir motor var burada ya? Evet şimdi hani biliyorsun. Performans, hani viraj performansı vesaire yok diyoruz ama abi 1.6 turbo 225 beygir ya. 1.6. 1.6. Lütfen turbo, altını turbo. Çizeyim 1.6. Evet evet. Bayağı yani, koy şeye 208'e. Tabii. Ortalıkta kalmasın hiçbir şey. Ondan sonra evet dalı geç millette. 400 Nm tork var. Evet. Gaza oturduğun ilk andan itibaren hissediyorsun bunu. Evet, evet. Ama ya tamam bu şanzıman 8 ileri. İşte ara hızlanmalarda büyük bir esneklik sağlıyor. Tabii. Lan, performans anlamında. Eko kasacağım diyorsan alıyorsun abi eko moduna. Evet. Fazla fazla vites oranın evet. Da var zaten. Evet. 2000'de birin altında otoban hızlarında rahat aynen. Rahat git. Hem tüketim anlamında işte hem performans anlamında hani bir esneklik de sağlıyor sana. Evet. Ama çok iyi yürüyor yani. Çok çok iyi. Tiguan'ın 1.4 TSI'nden falan baya iyi yürüyor. Ara hızlanması şu bu çok çok iyi. Aynen öyle. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bak frenajda yapma. Yere bakıyoruz bak. Yapma. Yapma. Yapma hocam. Yani 8 saniyede işte yüze çıkıyorsun vesaire evet. Bunlar çok güzel. Ama evet. Bunları biraz daha böyle iyi yola aktarabilen, biraz evet. Daha yetenekli bir gövde de olsa tadından evet. Yenmezmiş. Evet. Şu kadar egzoz patırdaması geliyor arkadan aynen. Hissediyoruz. Aynen. Ama yani ne diyeyim ya. Şimdi bak 75 beygir daha güçlüsün. Arada 1.5 saniye var ama evet. Ya. Evet. Yani hani böyle olsun ya 2 saniye olsun, 3 evet. Saniye olsun. O işte şanzıma yani çift kalem olsaydı öyle. Bunda. Aynen öyle. Farklar olurdu. O zaman abi her şeyi görürdük aynen. Diye tahmin aynen. Ediyorum. Yani ya. Bu konuda gerçekten tam olarak şanzımanlar arasında hani bir değerlendirme yaparsan gerçekten bayağı hızlı. Evet. Bunu da evet. Çok net hissediyorsun ama bir çift karma değil yani değil. Hiçbir zaman değil. Ya burada o 75 beygirlik fazlalığını hissediyorsun çünkü hani 11 litre civarına evet. Yaklaşıyorsun. Tiguan'da biraz daha güçsüz olduğu için
9.5-10 o civarlarda hani seyrediyorsun. Ama burada tüketimin de hakkını veriyorsun onu. Evet. Altını çizeyim evet, yani evet, burada yani. O tükettiğinin hakkını da almış oluyorsun. Aynen karşılığını öyle. Almış oluyorsun. Aynen öyle. Yoldan evet. Çıkalım mı hocam biraz? Birazcık çıkalım. Abi bunların hani bir özelliği de bu. Hafif de o aslında dedim. Yani hani böyle çok bir şey bekleme bu abilerden bu konuda evet. Ama hafiften böyle bir ben hani yoldan bu derece bir yoldan çıkarım diyebiliyorsun aynen. Hani. Çok zorlayıcı bir arazi değilse, çok kırıcı bir değilse, çok fazla engebe yoksa evet. Bunları yapabiliyor bunlar. Tiguan'da, işte DSD Crossback'te abi, bu gibi lütfen. Zeminleri konfora girebiliyor. Konfora da alalım lütfen. Tabii, rica ederim. Lütfen yani. Lütfen. Sürtme. Bak yok. Şimdi mesela burada 308 olsa sürtmüştün. Bari sürtmüştün. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bu tip bir yükseklik işte bu gibi bir zeminden geçişte evet. Müsaade edebiliyor. Ya bariz burada konforlu oluyorsun. Evet. Yani bariz bunu hissediyorsun. Çok, evet, çok güzel. Gerçekten evet. Konfor bayağı iyi. 4x4 opsiyonu yok ama. Evet. Yani o bir eksiklik. Eğer keşke bir, olsaydı. Böyle bir beklentim varsa yani 4x4 de olsaydı. Hmm. İşte o gibi zeminlerde kullanım yapan hmm. biriysen böyle bir handikapı da var. Evet. Yani hafif arazi uzun ama kısa saatlercim girebiliyorsun gidiyor. Yani bu gibi şey kullanımlarda. Hı hı. Elverişli DSD Crossback'te evet. Tiguan'da. 5 kişi gidiyorsun ama mangala. Ha tabii bunda 5 kişi gidiyorsun. Evet. Tiguan'a all space alırsan 7 evet. Kişi evet. Çoluk çocuğu da koy bagaja evet. Götür. Benim bir de yani şu ekran evet. Geri görüş kamerası ya çok kötü. Evet. Çözünürlüğü kötü. Evet çözünürlüğü çok kötü yani. Evet. Hani özellikle gece ya nerede araba var, evet. Nerede ne var bilemiyorum, göremiyorum yani evet, hani evet. Ciddi anlamda. Biraz daha iyi olsaydı keşke. Evet o premium algısını bazı törpüleyen bu gibi detaylarda yok değil dediğin gibi. Nasıl peki, nasıl bir para isteniyor buna? Abi günün sonunda şu son ÖTV'lerden düzenlemeden sonra biraz değişmiştir diye tahmin ediyorum ama baktığımda 292 bin lira Tiguan, 295 bin lira da DSD Crossback başlangıç fiyatları bu şekilde. Hani opsiyonlar mı opsiyonlar dersen burada fiyat 300 lirayı geçiyor. Evet. 340 bin lirayı geçiyor. Orada da hani hemen hemen yakın seyirlerde. Çok ama, fazla. Bir kompakt SUV için bu paralar aynen. Gerçekten çok fazla. Yani keşke ÖTV'ler işte faizler vesaire tabii. Bu noktaya gelmeseydi. Çok çok uçmuş durumda artık. Hı-hı. Ne yazık ki fiyatlar. Ama rakip endeksinde bu adamların da yapacağı bir şey yok. Tabii, çünkü tabii. İşte dövizle alıyorlar bu arabaları sonuçta yurt dışından o şekilde getiriyorlar. Evet. Bunların da yapacağı bir şey yok. Rakip endeksinde fiyatlar aslında görüyorsun çok yakın kare, aynı. Birbirine. Fiyatlar daha makul seviyelere evet. Geldiği zaman bunlar mantıklı. Yavaş. Yani bu 300 değil de hani bunlara yani 200 bin bandında paralar evet olsaydı, verilebilir. Aynen. Yani bir 100 bin sil mesela ikisinden de evet. Tamam derdim. Ama bu haline de yani rakip endeksinde illa böyle bir şey istiyorum diyorsan verilir mi? Verilir. Aynen öyle. Ya da işte ikinci el işte herkes bizim videoların tabii, altına tabii, yazıyor. Premium bir SUV alırsın. Daha işte BMW'dir, Volvo'dur, tabii. Şudur budur. O tip bir şey de alabilirsin. Yani bu saydığımız kriterlerden arkadaşlar hangisi sizler açısından daha fazla önem arz ediyorsa bence o yönde seçim yapmak mantıklı olacaktır. Alper'le benim bahsetmediğim noktalar olabilir. Olursa sorularınızda videonun altına lütfen. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve sosyal ağınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki zil butonu var. Onu aktif etmeniz gerekiyor evet. Size ileti gelebilsin diye. Yani anında haberdar oluyorsunuz yayına girdiği an. Bu gibi özetle başka konularda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.